Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men velah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli dindaşlar, otahallar, akeler, ülkeler. Bugün barchamiz uchun hürmetli bo'lgan kadırdan aile hanadanın xursandchiligi ulug' umur safarlaridan biri bo'lgan ixtiyoriy hijrat deb nomlanadigan ibodatlardan biri bo'lgan umra safaridan sog' salomat ibodatlarini amalga oshirib qaytgan birodarlarimizni ziyofat dasturxoni atrofida yig'ilib turibmiz. Alloh taolo bu ziyofatni, bu ziyoratni o'zi qabul qilgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom ummatiga ikki xil ma'noda hijrat ibodatini tark qilib ketganlar. Hijrat bu bir joydan ikkinchi joyga ko'chish hisoblanadi. Uni birinchisi majburiy hijrat bo'ladi. Majburiy. Siz diningizga, e'tiqodingizga, iymoningizga ko'ra hayot kechirishligingizga ta'ziq bo'lsa, ta'qiq bo'lsa, iymoningizni olib boshqa bir shu iymon bilan hayot kechirish mumkin bo'lgan joyga ko'chasiz. Bu hijrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida Makka'dan Madinaga bo'lgan. O zot la ilaha illalloh kalimasini aytib shu asosda yashashlikka tazyiq ko'rganlari uchun Makka'ni tashlab Madinaga hijrat qilganlar. O paytdagi majburiy hijrat insonga tazyiq bo'lib, uni hayotiga ya'ni tahdid bo'lib, suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganda payg'ambar alayhi sallallohu va sallamni Alloh subhanahu va taolo hijratga buyurdi. Undan keyingi hijratlarni islom ummati tark qilgani yo'q. Bu ikkinchisi ixtiyoriy hijrat deyiladi. Ixtiyoriy hijrat sababli islom tarqalgan. Islom ummati dunyoda bitta joyda qotib qolishlik tabiatidan voz kechish kerak. Hech yo'g'i bo'lmaganda bu mahalladan narigi mahallaga ham ko'chib turish kerak. Nimaga desa, inson dunyoga yopishib olishlikdan qutuladi bunda. Dunyoning vaqtincha ekanligini doim his qilib turadi. Agar bir joyda turaversa, bu mahalladan narigi mahallaga, bu shahardan narigi shaharga, bu mamlakatdan narigi bir mamlakatga tijoriy maqsadda ziyorat maqsadida hijrat qilmasa, uni dunyoga bo'lgan muhabbati oshib ketadi. Dunyoga bo'lgan muhabbat dunyodagi hamma xatolikning boshi hisoblanadi. Xatolarning boshi dunyoga bo'lgan muhabbat. Va o'sha dunyoga bo'lgan muhabbat insonni qalbidan joy olishligi. Qalbingizdan joy olgan muhabbat sizni hijrat orqali vaqtincha ekanligingizni sizga bildirib turadi. Shuning uchun ixtiyoriy hijrat qilib turish kerak. Shu ixtiyoriy hijratlarni eng zarvasi, eng cho'qqilaridan bittasi umra haj ziyoratlari. Yoki boshqa shaharlarga borib ziyorat qilishlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda fasiru fil ard yer yuzda sayr qilinglar fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin yolg'onchilarning oqibatlari nima bilan tugaganligini ko'rish uchun ham ziyorat safar qilinglar dedi Alloh taolo. Safar ixtiyoriy safar bilan islom dunyoga tarqagan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Makkada oyatlar nozil bo'lar ekan Madinai Munawvaraga kelganlarida islom tamomiy tugal holatga kelar ekan Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin islomning butun dunyoga tarqashligi sahobalarning hijrati bilan bo'ldi. Ulamolarning aksariyati aytadi, sahobalarning soni qancha bo'lgan? Ba'zilar 120 mingta deydi, ba'zilar 100 mingta deydi. Eng ishonchli rivoyatlarga ko'ra sahobalarning soni 100 mingta. Lekin Ibn Hajar Asqaloniyni Al-Isoba fi ma'rifati sahoba degan kitobi bor. Eng ko'pini shu kishi tasbit qilgan, nechta sahoba borligini nomma-nom o'rgangan. 10 mingga yetgan. Usudul g'oba fi ma'rifati sahoba u ham bir kitob. Bunda ham sahobalarning sonini ulamolar izlagan, qidirgan. 10 mingdan oshmaydi. Ta'rif qilib taftish qilganlar, lekin 100 mingdan oshiq sahoba bo'lgan. Demak, qolganlarini topisha olmagan. Nimaga? Hijrat sababidan. Alloh subhanahu va taolo kim Alloh yo'lida hijrat qilar ekan qilgan hijratidan murog'aman kathira va sa'ah degan. Ko'p g'animatlarni va kengchiliklarni ko'radi degan. Hijrat qilgan odamni, ya'ni
bu hicret manevi manadaki bir milletini rivojlanishiga hissa qo'shish ma'nosidagi hicret ham aytilyapti. Vatanni o'zida ticaret, savdo qilayotgan bilen, başka mamlakatlarga eksport qilayotgan, ular bilen oldi berdi qilayotgan ticaretçi teng bo'lmaydi. Allah Teala ularni barakatliroq qiladi. Nimaga? Uni ticaretining yonida hicreti bor. Allah Teala kim Allah yo'lida hicret qilsa, ko'p g'animatlar ve kengchiliklarga ro'baro bo'ladi deyapti. Shuning uchun dostlar, birodarlar, dünyanın vaqtincha ekanligi, dünyaga ko'p muhabbat qo'yavermaslikni o'zingizda ta'minlash uchun ko'chib turing. U yoq bu yoqqa borib turing, bordi keldi qilib turing. Boshqa mamlakatlarning tijoratchilari bilan, boshqa mamlakatlarning insonlari bilan aloqada bo'lib turing. Alloh subhanahu va taolo buyurgan, imkoniyatingiz kengaygan paytida umra safari qiling. Haj ibodatlariga boring. Butun dunyodan kelgan odamlarni shu dunyoda vaqtincha hayot kechirayotganligini, hatto podshohlar ham kafallik kiyib oldingizda sajda qilayotganini ko'rasiz. Dunyo nima qizig'i qoladi sizga? Bu dunyoga qilgan xizmatingizni, bu dunyoda qoldiradigan merosingizni asli ahamiyati, qadri oxiratga tegishli ekanligini bilasiz. Hijrat, ixtiyoriy hijrat bu sahobalarning bizga qoldirgan sunnati. İstanbul'a Abu Ayyub al-Ansari radıyallahu anhu atraflarda bir kança sahabeler bilen gelip İslam'ı tarqattılar. Bizni memleketlerge bir kança sahabeler geldiler, sahabeler. Husam ibn Abbas radıyallahu anhu Samarkand şehrinde Şah-ı Zinde namı bilen madfun yatıttılar. Ne için geldi ular? Yemak içmağı cahideydi, hemen arsası şarait imkaniyatı zor idi. Yok, ular ihtiyari hicret bilen özleri erişken, ufqi keng bo'lgan, oxirat maqsadi bilan yashaydigan maqsadni bizga olib kelgan odamlar. Bizni bugungi kunda iymonli holda yashayotganimiz, vijdonli holda ma'rifat madaniyatni o'rganganligimizni tarixidagi fundament ularniki edi. 10 ming dona sahobaning nomini topoldi ulamolar. 90 mingdan oshiq sahobani hech kim bilmaydi kimligini. Ular dinni olib keldi shu yoqlarga. Allah subhanahu wa ta'ala mana shuni bizga ogohlantiradi. Umra safaridan maqsad shu o'zi. Odamlar aytadi, umra safarini qilish asl maqsad umra safarini qilish deydi. Yo'q. Umra safari vosita bizga, vasila hisoblanadi. Umra safari bilan biz tarbiyalanamiz. Kimligimizni qaytadan kashf qilamiz. Nima uchun maqsad dunyoga kelganligimizni tushunishni boshlaymiz. Odamlar namoz o'qish asl deb o'ylaydi. Yo'q, namoz o'qish asl emas. Namoz o'qish vosita. Kimni bandasi ekanligimizni e'lon qiladigan u ro'yxat u. Namozga borgan odam men Allohning bandasi ro'yxatidaman degan odam u. U ro'yxatda ekanligingizni hayot ko'rsatadi keyin. Namoz o'qish oson. 5 vaqt namozni yumalab turib o'qib qo'ya olasiz. Lekin namozdan keyingi hayotingizda siz haqiqatda Allohni bandasi misiz? O'qiyotgan namozingizga hayotda javob bera olasizmi? Uni ko'rsatish uchun namoz farz qilingan. U vosita u, vasila bizni insonligimizni ro'yxatga kiritish uchun vosita u. Haj ibodati asl emas, hajdan keyin insonning kimligi ma'lum bo'ladi. Islom birodarlar bizga insonning hayotni o'rgatadi. İnsanını özüge koyu berseyiz, akıl hemen narsanı topadı deseniz, bugün Avrupa'da ikide erkekini nikahlap, biz akıl bilen şunge yetip geldik de işe. Akıl topalmaydı hakikatlarını. Malum bir joydan keyin akılını, akılı yetmeyi koladı. Akıl işlemeyi koladı malum bir çekereden keyin. Oşa narsalarını bizge İslam örgatadı. Bizim Müslüman bolalarımız 7 yaşıda yok. Aklı biraz rivojlanganda yok. Ben Müslümanman deydi, mas qiladigan moddalarni harom ekanligini o'sha yoshda biladi. Biladimi? Biladi. Tamomiy hayoti shu kasofatdan qutulgan holda kun ko'radi. Iymon bo'lmasa-chi? Bu harom bu, nojoiz narsa degan narsani nima qilish kerak? Tajriba qilib ko'rish kerak. Ichib ko'radi, yeb ko'radi, hidlab ko'radi, ukol qilib ko'radi, o'lsa o'lib ketadi, o'lmasa bir muddatga kelgandan keyin bu badbaxt yomon narsa ekan hayotimni rasvo qildi deydi. Orqaga qaytishga yo'l yo'q. Demak, kimning fazilati ustun turar ekan?
İslam'ın, imanın fazileti üstündürədi. Şu, mənə şu orunda, biz ixtiyari hicret bilen insanın asli kəşf qilishligi, asıl maksat ekanligini tushunishimiz kerak. Xonadon ahillariga Allah mübarek kılsın. Umre, Kabe-i Muazzamanın ziyareti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ziyaretleri insanın ruhiyetini özgertir var adı. Körmegen, hız kımegen tuyğularını hız kıladı insan o şocayla. Şimdi kaytip kegenden ki onun bu imtihanı dünyada devam etedi. Allah eğer o şey ziyaretini, ixtiyari hicretini kabul kegen bulsa, onun köp fiilleri, atvarı yaxşılanır. Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz hakkında etkenler, namaz insanın aslını özgertiradı. Yani aslıge kaytaradı, tabiyetige kaytaradı. Kur'an-ı Kerim inna salata tenha anil fahşai vel munkar dedi. Albatta namaz özünün egasini fahş ve munkardan kaytaradı dedi. Namazingizni kabul ekanligini qattan bilamiz, fahş ve munkardan uzoq yurganingizdan bilamiz. Namaz qaytaryapti sizni. Bir yomon ishni bir birodar bilan oldi berdi qilyapsiz, ichingizdan shuni aldamoqchisiz. Men namoz o'qiyman, Alloh ko'rib turibdi deyapsizmi? Qaytaradi sizni namoz. Demek o namazınız kabul. Namazını hem okuyuverdiler, uyu adı hem illikten hep koyuverdiler. Bu kişinin namazı kabulmez. İşare Kur'an'da mı hayatı bu? Allah subhanahu ve teala barçalarımızını, dünya mahiyetini doğru düşünüşümüzge uzu tevfik versin. İslam fakat mescitten, İslam fakat namazdan, İslam fakat ko'ringan ibadetlerden ibaret emasligini tushunishlikka Allah Teala tavfiq bersin. İslam her bir cebhenin aslini bizga ko'rsatadigan ta'limot, bunu tushunishlik seviyesini bersin. Sahabe-i kiramlarning qilgan xizmatlari başımız üstüge. Ulardan Allah bekorga Kur'an'da radiyallahu anhum demegen. Allah ulardan razı bo'ldi degan. 100 ming sahabeden Allah tirigiligidi. Biz sizlardan razımız degan. O'sha maqom, o'sha shijoat, o'sha g'ayrat, shavq bizda bo'lish kerak. Umraga pul saqlayotganda insonning ichi og'rimaslik kerak. Bir xayriya yetimga pul berayotgan paytingizda ichingizda shavq bo'lish kerak. Alloh rozi bo'lsin degan odamlarni safidaman deyish kerak. Yana qaytib aytaman. Sahobalarni birortasi bizni duoyimizga muhtoj emas. Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun haklarına dua kılsak, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun ruhu belki bizim üstümüzden küledi. Senin duayına ihtiyacım yok deydi belki. Ne demek dua kılalımız? Biz Hazreti Ali'nin safıda ekenliğimizin ilan kılışı için dua kılalımız. Biz şular bilen alakamız, barlığını şu bilen kursatalımız. Demek her bir ameliyatta, ticaret boladı mı, ziraat boladı mı, kalbimizde Allah'ın işki şavkı buluş gerek. Ahiretinin gamı buluş gerek. Dünyada vaktinçemiz. Tuhmetler, buhtallar, meyde çüydü işler hemmesi yaşımız ulgaygenden keyin külgüge kaladigen iş bulup getirdi. Yaşlıgizi isleyin. Mahallede 4 yaş, 5 yaş peytinizde yongak talaşkensiz. Ortağıyız bilen. Koptok talaşkensiz. Cencel bogen, topalan bogen, köziyiz kökergen. Hazır uşu ortağıyız bilen, uşu hadiseni isleyip. Külesiz mi? Külesiz. Ahiretki ötgendeyin ki şunaka kulemiz. Arzmaz dünya. Dünya uçun talaşılgen topalan cencellerini hemmesi külgüge kaledigen işler bunlar. Şunu için Müslüman adam bunday hadiselerden asli tabiyeti bilen ahiret şavkını, ahiret gamını oyleş gerek. Topken pulizi ahiretke saplayın. Bana mine etti deyisiz. Kursan bolasız. Dünyaya saplayan derseniz ahire yo başıyızge bela boladı yo ki düşmanlık olu götüşer. Hazreti Ali radıyallahu anhu kabristonga borib aytardilar. Assalomu alaykum ya ahlat diyar. Voy qabrdagilar, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Qalay? Sizlarda ahvol qanaqa? Mendan so'rasanglar, sizlar o'lgan zahotinglar merosinglar talamosh bo'ldi, bir qanchasini dushman olib ketdi. Xotininglar boshqa erga tegib ketdi. Bolalaringlar ko'chada yig'lab yuribdi. Sizlarning ahvolda qalay deganlar. Dünya şu. Dünyanın kayırı gibi biz yani suyanı yapız. Nema iste yapız dünyada. Pul mu? Tapas pullu. Lekin nema işletesiz onu. Ahiretke mi? Allah bereke versin sizge. Dünya uçun talaşı bravını elde yetken adam külgüge kaladı. Nema uçun talaştın? 5 yaş faytinde yonga talaştın sen.
Dünya şu. Allah subhanahu wa ta'ala hanadan ahıllarının ixtiyari hicretleri, ibadetlerini Allah ta'ala kabul kılsın. Barchalarimizga shunaqangi ziyoratlar nasib qilsin. Alloh buni qabuliyatini dunyoda yo ko'rsatsin. Alloh taolo qilayotgan ishlarimizda fayzi barakot bersin. Hozir birodarimiz qorakamiz bir Qur'on o'qib beradilar, keyin inshaalloh umumiy duoni qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب وما العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين فروردگارا اوقلنگان تلاوتلردن يزولنگان دسترخانلر ايتلنگان مسألالردن حاصل بولگان اجر سواتلرنه برچه بزلردن دعا اميده ده اتف كتكالرگه بخشيده قلديك الله تعالى اولارن روحلارن شاد قلگن بزلرن ازمزن حياتمزن سن رازا قلدگن عمللرگه ازن بزلرن ميستر قلگن ata analarımızın, tiriklerini, umurlarını uzak, danicarlarını sağ, ibadetlerini kabul, dualarını, hakkımızdaki dualarını uzun icabat kıyın. Ütübetkarlarını Allah Teala rahmetine olgin. Bizlerini yakşiliklerimiz bilen onlarını behremen kıyın. Radarlarımızın ziyaretlerini Allah Teala kabul kıyın. Bu ziyaretlerine münasip, bundan kinki hayatları da uzun Allah Teala bularını yardımcısı. Köp murağlarından, köp ganimetlerini Allah Teala uzun köpeytirgin. Ahiretki bugün gamımızın Allah subhanahu ve ta'ala uzun şevkli, zavkli kıygın. Dünyadan ötüşte imanımızı salamet kıygın. Kıyamet gününde salihler bilen bir getiriltirgin. Cennette, Firdevs cenneti de Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen bir mecliste buluşumuzu Allah ta'ala uzun nasip kıygın. Ve sallallahu ve sellem ala khayr halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya rahman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet sana.